Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler temel kavramların konu özetini yaptık. Şimdi sırada tekrar sorularımız mevcut. Gelin beraber bu tekrar sorularında bir güzel parçalayalım. Açıklama kısmında ücretsiz pdf'iniz mevcut. İndirip tabletinizden, telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya çıktısını alıp bu şekilde beni takip edebilirsiniz. Beraber çözebiliriz sorularımızı. Abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz Geçebiliriz dersimize. Evet bu bizim ilk sorumuz sevgili arkadaşlarım. İlk sorunun çözümüyle bir başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Diyor ki ABC farklı rakamlar. Tamam. A2, C9 ve C6, 6, b 4 basamaklı. A7, 8 de 3 basamaklı sayılardır. Yukarıdaki çıkarma işlemine göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben 9'dan 8'i çıkarırsam buranın 1 kalacağını bilirim. Demek ki burada B 1'miş arkadaşlar. Daha sonrasında C'den 7 çıkınca 6 kalmış. Tabi şimdi şöyle bir durum var C bir rakam olsaydı yani C bir rakam da eyvallah ben herhangi bir rakamdan 7'yi çıkararak 6'yı elde edemem. Bunun için şunu yapacağım 6 ile 7'yi toplayacağım 13 ya demek ki C 3'müş 13 nasıl olmuş yandan bir tane 10 alıp da 13 olmuş. Demek ki C 3'müş hemen yazdım e yandan bir tane 10'luk kalmıştık artık burası 1. Şimdi birden A çık çıkınca 6 kalmış. E bu da imkanı yok. Çünkü 2'den bir sayıyı çıkarıp bir rakamı çıkarıp 6 bulamayız. Demek ki bir onluk daha alınacak. Yani burada 1 kalmıştı. 11'den A çıkınca 6 kalıyorsa demek ki A 5'miş. E zaten burası da 5'ti. Aşağı 5 olarak inmesi gerekiyordu ama bir tane onluk çaldığımız için 4'e düşmüştü. Demek ki sevgili arkadaşlarım A sayımız da bizim 5'miş. A artı B artı C sorulmuştu. Toplamı 9 yapar. Cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve devam edeceğiz bir diğer soruyla. X, Y, Z doğal sayıları için. Diyor ki X artı Y tek sayı. Şimdi bunlar doğal sayı toplamları tekse demek ki bunlardan bir tanesi tek bir tanesi çift. Yani x ve y için şu söylenebilir x tekken y çift olabilir ya da x çiftken y tek olabilir ancak bu şartlar altında x ile y'nin toplamı bize bir tek sayı verir. Z karede çift sayıdır denilmiş. Şimdi unutmayın bir özellik söylemiştim. Z kare eşittir çift demiştik. Z hakkında yorum yapılamaz. Ancak nasıl yorum yaparsın? Eğer Z'nin bir doğal sayı bir tam sayı olduğunu biliyorsan yorum yaparsın. E Z burada doğal sayıysa Z kare çiftse artık ben Z'nin her iki durumda da çift olması gerektiğini söyleyeceğim. Yani birinci durum ve ikinci durum var karşımızda. Şimdi devam edelim şıklarımıza bakalım hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş bize. A şıkkına bakıyorum. Z tektir demiş. Ben Z'nin çift olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla A gümledi. X ile Z'yi toplarsak tek yapar demiş. Şimdi tekle çifti toplarsam tek yapar eyvallah ama ikinci durum geçerli geçerliyse çiftle çiftin toplamı çift yapacaktır. B de patladı. C'ye bakıyorum. Y artı Z çifttir demiş. Şimdi çiftle çiftin toplamı çift yapar ama tekle çiftin toplamı bana tek sayı verir. Bu da gitti. X çarpı Y çarpı Z tektir demiş. Şimdi Z çift olduğu için her halükarda ve burası çiftse o halde kaç tane sayı olursa olsun burada çarpımları tek değil çift yapar. Dolayısıyla D de gitti. Cevap E'ymiş bakalım E'ye. X çarpı Y çarpı Z çifttir demiş. Yani yukarıda az önce belirttiğimiz olayı söylemiş. Demek ki cevabımız E'ymiş gençler. Geçtim 3'e. Üçüncü sorumuz. Ardışık 4 tek sayının toplamı A'dır. Buna göre bu sayıların en büyüğünün A türünden eşiti hangisidir? Şimdi şöyle. Ardışık 4 tane tek sayının toplamı A ise eğer. Bak A ise eğer. E, tek sayıların aralarında biliyorsun ki e, ikişer fark olacak. Şimdi o zaman ben şunu söylerim. Derim ki hocam A'yı 4 tane sayı olduğu için 4'e böldüğüm takdirde. Şimdi ardışık 4 tane sayı var ya şu şekilde tam olarak şu ikisinin aritmetik ortalaması a bölü 4'ü verir bana. O halde ben buna 1 eklersem a bölü 4 artı 1 olarak bir büyüğünü 1 çıkarırsam a bölü 4 eksi 1 olarak da bir küçüğünü elde etmiş olurum. En büyüğü a bölü 4 artı 3 yapar. En küçüğü de a bölü 4 eksi 3 yapar. Artık en büyüğünün a türünden eşit istenmişti. a bölü 4 artı 3 bize cevabı verir. Yani cevabımız a şıkkında verilmiştir dedik. Geçtim bir diğer soruya. Aşağıdaki tabloda bazı kişilerin isimleri ve yaşları verilmiş bize. Tamam. Ee, diyor ki Burak x yaşında, Kadir y yaşında, Mustafa z yaşında. Yaşları tam sayı olan Burak, Kadir ve Mustafa'nın yaşları toplamının 69 olması gerektiğinden bahsetmiş. Buna göre bu 3 arkadaştan en küçük olanı Kadir, en çok kaç yaşındadır diye sorulmuş. Şimdi ben x artı y artı z'nin ne olduğunu biliyorum, 69 olması gerektiğini biliyorum. En küçük olan Kadirmiş, yani y'ymiş ve en çok kaç yaşındadır diye sorulmuş. Bu tarz durumlarda şunu yapıyoruz. 69'u hemen 3'e bölüyorsunuz ve 23 buluyorsunuz. Yani bunların her biri 23 yaşında olmuş olsaydı eğer toplamları zaten 69 yapardı diyeceğiz. Peki ama demiş ki bize Kadir en çok kaç yaşındadır diye sorulmuş ve Kadir en küçüğüymüş bu grubun. E şimdi Kadir bu grubun en küçüğü ise ben hemen şöyle bir yola girişirim. Kadir'in yaşını bir tane küçültürüm. 22 Diyelim ki Burak'ta en büyük. Burada 24 derim. Böylelikle Mustafa da 23 yaşında olmuş olur. Bunları da toplamı yine bize 69'u verir. Sayıları birbirine çok yakın seçtim. Ve Kadir'in yaşı olan Y'yi ben maksimum değerine ulaştırdım. Yani cevabımız ne olacakmış? 22 olacakmış sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. A ve B pozitif tam sayılar. A artı B 21 ise 3A artı 4B toplamının alabileceği en büyük değer sorulmuş. 3a artı 4b dediğim sayıyı ben 3 parantezinde a artı b yazarım. Artı bir tane de b ekleyebilirim. Bu şekilde bir sayıdır. Ben zaten a artı b'nin 21 olduğunu bildiğim için 3 kere 21'den bu kısmın 63 olması gerektiğini biliyorum. Bir de b'miz var. İşte bu toplamın bizden maksimum değeri isteniyor gençler. E bunlar ben a ile b'nin pozitif tam sayılar olması gerektiğini biliyordum zaten. A ile B pozitif tam sayılarsa ve bu değerin maksimum değeri isteniyorsa ben B'yi maksimum seçmem gerekiyor. B maksimum olacaksa A'yı 1 seçerim yani küçük bir tam sayı seçerim. B'yi de olabildiğince yüksek seçmiş olurum yani 20. O halde burası 20'ymiş 63'e 20 eklersem cevap 83'ün ta kendisi olur. Yani cevap D şıkkında verilmiştir diyebilirim. Geçtim bir diğer soruma çarpımları 3 basamaklı en büyük çift sayıya eşit olan iki doğal sayının toplamlarının alabileceği en büyük değer. Şimdi 3 basamaklı en büyük çift sayı. 3 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? 998'dir gençler. 3 basamaklı en büyük çift sayı. Pekala. Çarpımları buna eşit olan iki tane doğal sayıdan bahsetmiş. Bunlara A ve B diyelim. Demek ki A kere B 998 olacak. Ve demiş ki bu sayıların toplamlarının alabileceği en büyük değer. Ben bunların toplamlarının maksimum değerini bulmak istiyorsam eğer... Gençler sayıları birbirine uzak seçmem gerekiyordu. Yani ben bir tanesini 1, ötekini 998 seçecek olursam bunların çarpımları 998 iken toplamları 999 olur. Demek ki cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Bir sonraki sorumuz. Bu arada hocam <laughs> bu sorular kolay gibi sanki. Ee, hep böyle mi olacak hep böyle olmayacak Devam edelim gençler merak etmeyin Şu an böyle hani tekrarın üstüne bir cila atıyoruz O ciladan sonra da merak etmeyin Güzel sorular da çözeceğiz yani sınava yarında y tam sayı olmak üzere X artı y 7 olduğuna göre X kare artı y kare toplamının Alabileceği en küçük değer sorulmuş Şimdi ben x kare artı Y kareye e, gençler Nasıl ulaşabilirim Önce buna bir bakalım X kare artı y kare için mesela ben x artı y'nin Karesini alabilirim. x artı y'nin karesi x kare artı y kare artı 2 çarpı x çarpı y'dir. E biliyorsun ki x artı y bana 7 olarak verilmiş. O halde x artı y 7 ise karesi 49'dur. Demek ki burası 49 yapıyor. Şimdi x kare artı y karenin alabileceği en küçük değerden bahsedilmiş. O halde ben şurayı büyük olsun ki x kare artı y kare küçük çıksın diye uğraşırım ben 2 çarpı x çarpı y'yi maksimum ne seçerim? E hocam x artı y eğer 7 ise x çarpı y'nin maksimum değerini bulabilmek için sayıları birbirine yakın seçmem gerekiyor ki x ile y de birer tam sayıydı. O halde birini 3 ötekini 4 seçmem gerekiyor ki toplamları 7 olsun. Demek ki çarpımların alabileceği maks değer de 12'ymiş. O halde burası 12 ise burası 24 yapar. 24'ü karşıya atarsam x kare artı y kare bize neyi verir gençler? Tabii ki de 25'i verir. O halde doğru cevabımız da c şıkkı olur diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki Duru yeni aldığı tablet için 8 haneli bir şifre oluşturmak istemiş. 8 haneli bir şifreye ihtiyacım var. Bu şifre ile ilgili ilk iki basamağının aynı olduğu biliniyor. Yan yana 3 basamaktaki rakamların toplamı da 7'ymiş gençler. Buna göre Duru'nun oluşturduğu şifrenin rakamları çarpımı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haneli bir şifre vardı. Ve ilk 2 hane birbirinin aynısı iken yan yana bulunan 3 basamaktaki rakamların toplamı da mutlaka 7'ymiş. Yani şöyle bir durum var. Burası A, burası A iken burası B ya. Şimdi A, 2A artı B'nin ben 7 olması gerektiğini biliyorum. Ekstradan her yan yana duran 3 tane hanenin toplamı 7 ise demek ki burası da A olmak zorunda. Burası da A olmak zorunda. Burası yine B, burası A ve burası da A olmak zorundadır diyorum. Bak zorundadır diyorum. Pekala şifrenin rakamları çarpımı en çok kaçtır diye sorulmuştu. Şimdi ben burada o zaman rakamları çarpımı max olacak şekilde sayılara erişmem gerekiyor. Nasıl yapabilirim bunu? Şöyle yapabiliriz. Mesela ben 1 1 dersen bunlara burası 5 olur 1 1 5 ve 1 1 olur çarpımları 25 gelir değil mi? Peki burası 2 burası 2 iken derim 2 2 4 yaptı bir tane de 3'e ihtiyacım var 2 2 3 ve 2 2 olabilir ki bunları çarparsam eğer şöyle şöyle ve şöyle çarparsam 2 üzeri 6'dan 64'ü verecek 64 çarpı 3 kere 3 de 9 yapar ben bunu 9'da çarparsam 540 artı 81'den 631'i verir sanırım. 631. Peki başka var mı hocam? Başka elbette bulabiliriz. Mesela 331 var. Değil mi? 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3 dersem bu bana direkt 3 üzeri 6'yı verir. 3 üzeri 6 da 729'u verir bana. Şimdi söyleyin bakalım. 631 mi daha büyük? 729 mu? Tabii ki 729 en çok kaçtır diye sorulmuştu. Demek ki cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak sevgili gençler. Dedik ve artık devam edebiliriz sağ üst tarafla. Aşağıda yan yana duran 9 tane dolap gösterilmiş. Her dolapta en az bir kitap olduğu ve yan yana duran her iki dolapta toplam 7 tane kitap olduğu bilindiğine göre bu 9 dolabın tamamında en çok kaç tane kitap vardır diye soruluyor. Şimdi 9 tane bizim dolabımız vardı yan yana. Önce onları şu şekilde ifade edelim. 3 4 5 6 7 8 9 tane kitap Pekala kitaplık ee, ve yan yana duran her dolapta toplam 7 tane kitap varmış Şimdi en çok kaç tane kitap vardır diye soruluyor ya bunu şu şekilde düşünebiliriz mesela örnek veriyorum sayıları birbirine yakın seçelim falan diyebiliriz e dediğimiz takdirde ne gelecek bir bakalım mesela ben burada 3 tane burada 4 burada 3 burada 4 burada 3 burada 4 burada 3 burada, 3, burada 4 ve burada 3 diyebilirim yalnız şu şekilde olduğu takdirde bak 7 7 7 7 28 yaptı buraya 3 kalıyor. Burayı 3 haricinde daha farklı bir şey yapabilir miyim? Bir kere neyle başlarsam öyle bitiyor ya. Toplam 7 tane kitap vardı o zaman ben şöyle derim kimse kusura bakmasın. Hocam 6'ya 1, 6'ya 1, 6'ya 1, 6'ya 1 yaparım. Böylelikle zaten burası her halükarda 28'i verecek derim. Buraya da 6 ile başladığım için 6 kalır. 28 6 daha 34 yapar derim. Cevabımız 34 olur. Şıklarımızda cevap anahtar e, cevaplarda bir hata var. Hem Hemen orayı düzeltebiliriz. 34 diyelim E şıkkına. Cevabımız E şıkkı olacaktı sevgili gençler. Lütfen bu tarz soruları bu şekilde çözüldüğünü unutmayalım. X, Y, Z ve T ardışık 4 tane çift sayı olduğuna göre x küçük y küçük t küçük z için x eksi y çarpı z eksi t x eksi z y eksi z işleminin sonucu. Şimdi x'ten y'yi çıkarırsam eksi 2 kalır. Z'den t'yi çıkarırsam 2 kalır. X'ten z'yi çıkarırsam bak 2 fark vardı 2 fark vardı 2 fark vardı etti 6 fark yalnız küçükten büyüğü çıkardığım için eksi 6 olur. Y'den Z'yi çıkardığım takdirde yani buradan buraya çıkardığım takdirde de eksi 4'e erişirim. Cevabın negatif çıkacağını gördük artık çünkü 3 tane eksi var. Şu ikisini artı yaparsam 4 kere 6 24. 24 ile de 4'ü çarparsam 96 yapar ama eksi 96 diyeceğiz cevabımıza. Doğru cevap da E şıkkı olacak sevgili gençler. Bir diğer soru. N'nin üzerine bir ok çektiğimiz takdirde N'den büyük en küçük doğal sayı olarak tanımlanıyormuş bu diyor ki bu sayıların ardıllarının toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle 4'ün üzerinde bir çizgi var, ok var. 4'ün üzerindeki ok 4'ten büyük en küçük doğal sayıyı ifade ediyor. Yani 5'i ifade ediyor. 5 kere 5 25 yapar. 25'ten büyük en küçük doğal sayıysa 26'nın ta kendisidir. Eksi. Şimdi geldim bu kısma. 3,2 ondalık sayısından büyük olan en küçük tam sayı nedir? 4'tür demek ki burası da 4 olacakmış. 26'dan 4'ü çıkarırsam bu ifade bana 22 verir. İşte bu sayının Ardıllarının toplamı istenmiş. Ardıllarından birisi 21'dir, bir diğeri de 23'tür. Bunların toplamı istendiğine göre doğru cevap 44'tür deriz. Cevap E şıkkı olur gençler. Devam. 1'den 71'e kadar olan sayıların toplamında tek sayılar 2 artırılır ve bütün çift sayılarda 1 azaltılırsa toplam sonuç nasıl değişir diye soruluyor. Hemen burada bir kurnazlık düşüneceğiz. Arkadaşlarım 1'den kaça kadar gidiyorsanız o sayı çiftse Yarısı çifttir, yarısı tektir. Ama tekse o halde ne diyeceğiz? Yarısı e, bir eksiğinin yarısı kadar çifttir, yarısı kadar tektir ama bir tane tek fazladır. O halde ben bir eksiğine 70 dersem, hani birden 70'e kadar 35 tane tek sayı var. 35 tane çift sayı var ama buradaki 71 ile beraber artık ben de 36 tane tek sayı olduğunu ve 35 tane çift sayı olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Peki Tek sayıları 2 arttırırsam yani 36 tane tek sayı 2 artarsa toplam 72 kadar arttırır toplamı. Ama çiftler 1 azaltılırsa demek ki eksi 35 kadar azaltacak. 32 eksi 72 eksi 35 dersem bu da bana 37'nin ta kendisini verir. 37 pozitiftedir yani 37 artar diyeceğiz. Cevap değişik olacak sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum bir diğer soruyla. Başlangıçta boş olan mavi, sarı ve yeşil kutular veriliyor bize. İlk adımda her bir kutuya birer bilye, ikinci adımda her bir kutuya üçer bilye, daha sonra her bir adımda bir önceki adımda atılan bilye sayısı 2 artırılacak şekilde işleme devam ediliyor. Şimdi bak ne demiştik? Her birinci kutu birinci adımda birer bilye, ikinci adımda her kutuya üçer bilye, sonra beşer, sonra yedişer biçimde devam edeceğiz. Pekala son durumda kutularda eşit sayıda bilye bulunduğuna göre demek ki bir tam tur devam etmiş ve tam tur olarak bitmiş arkadaşlar sonlanmış. Toplam bilye sayısı hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 2 n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamından aslında bahsediliyor. Lakin, lakin. Şimdi mesela burada 1 var, burada 1 var, burada 1 var. Sonra 3 tane daha, 3 tane daha, 3 tane daha. Sonra 5, 5, 5 oluyor ya. Aslında şurası 1'den 2n-1'e e kadar olan sayıların toplamı iken, burası da öyle burası da öyle. Şimdi ben bunların toplamının en kare olduğunu biliyorsam bu kutuların tamamında 3 çarpı n kare tane bilye bulunacaktır. O halde ben şıklarımı tek tek 3'e bölerim. 3'e böldükten sonra elimde kalan sayı tam kare mi? Yani en kare biçimde bir sayı mı diye bakalım. Mesela E şıkkından başlayalım. 300'ü 3'e bölersem 100 gelir. 100 bir tam karedir. Bu olur yani. 243'ü 3'e bölersem 81 gelir ki 81 bir tam karedir. 9'un karesidir. 192'yi 3'e böldüğüm zaman 64 gelir ki 64 8'in karesidir. En kare biçimde yazılabilir. 147'yi 3'e böldüğüm takdirde 49 gelir ki bu da 7'nin karesidir. Bu da olur. Demek ki A olmuyormuş. 126'yı 3'e böldüğümüz takdirde 42 gelir ki 42 bir karesel sayı değil. Dolayısıyla buradaki sevgili arkadaşlarım toplam bilgi sayısı da olamaz. 126 diyeceğiz. Cevabımız A'ydı. Devam edelim. Aşağıda aynı kreşe giden 4 çocuğun isimlerinin yanında performans notları verilmiş. Bu kreşteki çocuklardan Ayça ve Ceyda'nın puanları ardışık. Yani gençler Ayça burası ve Ceyda burası. Bunlar ardışıkmış. Bir de sevgili arkadaşlarım Belma ile Demet'in puanları da ardışıkmış aynı zamanda. A artı B hangisi olamaz diye soruluyor bize. Şimdi şöyle diyeceğim. Madem şu ikisi ardışık o halde derim ki ben 3A eksi 1'e ben 1 eklersem 2A artı 5'i verebilir. Veyahut 3A eksi 1'den 1 çıkarırsam 2A artı 5'i verebilir diyeceğim. Buradan A'nın alabileceği değerlere bakacağız. Şimdi 2A'yı bu tarafa gönderirsem eksi 1 artı 1 gidiyor zaten. A eşittir 5 gelir. 2 yı bu tarafa gönderirsem A geldi. Eksi 2'yi karşıya gönderirsem 7 olabilir. Dolayısıyla A sayısı 5 veya 7'ymiş. Şimdi B sayısına bakalım. Bu ikisi de ardışık olduğunu belirtmişti soru bize. 2B eksi 5'e ben 1 eklersem B artı 7'yi bulabilirim. Veyahut 2B eksi 5'ten 1 çıkarırsam B artı 7'yi bulabilirim diyeceğim. Buradan B eşittir şurası eksi 4'tü karşıya attım 11 geldi. B'yi bu tarafa attım. B burası eksi 6 idi. Karşıya attım. 13 oldu. B de 11 veya 13 olabiliyormuş. Şimdi A artı B için konuşuyoruz. 5 ile 11'i toplarsam 16 olabilir. 5 ile 13'ü toplarsam 18 olabilir. 7 ile 11'i toplarsam 18 ve 7 ile 13'ü toplarsam 20 olabilir arkadaşlar. Burada 16, 18 ve 20. 16 olabiliyor. 18 olabiliyor. 20 olabiliyor. Hiçbiri olamaz diye bir ifade var burada ama ben 19'un olamayacağını görüyorum zaten. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı dedik. Devam. Bir diğer sorumuz 1'in karesi 2'nin küpü 3 üzeri 5 4 üzeri 7 5 üzeri 9 falan filan eşittir A olduğuna göre A sayısının sondan kaç basamağı 0'dır? Sondan kaç basamağı 0'dır denilen sorularda ne yapıyorduk biz? Bu sayının içerisindeki 10 adedine bakıyorduk, değil mi? Yalnız dikkat et. Burada faktoryelle biçimde verilmemiş ama biz yine de 10 adetlerine bakmamız gerektiğini, onların da 2 ve 5'lerden oluşması gerektiğini lütfen unutmayalım. Şimdi 1 zaten hiçbir şey çarpma işlemine göre etkisiz eleman. 1'i eledim. Kaç tane 2 var ona bir bakalım. Şimdi 2 olanları işaretliyorum. Şurada 2 var, burada 2 var, burada 2 var, şurada da var ve burada da var. Arkadaşlarım 2'lerden yeterli miktarda olduğunu hissettik mi? Yani deli divane 2 var burada zaten. Sondan kaç basamağı 0'dır denildiği zaman 10 adetlerine bakacaktım. 10 adetleri içinde 2 ve 5'lere bakacaktım. 5'lerden yüksek ihtimal daha az olacak. Dolayısıyla ben 2'leri eledim. 5'lere bakacağım şimdi. Peki 5'ler nerede var? Bak bir burada var 5. Bir de burada var. Başka hiçbir yerde yok. E şurada kaç tane 5 vardır? Hocam 10 üzeri 19 demek. 2 üzeri 19 çarpı 5 üzeri 19 demektir zaten. Ki zaten burada 19 tane 10 olması gerektiğini biliyorum ve devam. Şuraya baktım. 9 tane de 5 burada var. O zaman diğer 9 ikilerle e, birlikte yani o 9 tane 2'yi çalarım. 9 tane de 5'im var toplam yine 9 tane de 10 yapabilirim o halde 9 tane 10 artı 19 tane de burada var toplarsam eğer bunları 28 tane 10 çarpanı vardır dolayısıyla da bu sayının 28 basamağı sondan 28 basamağı 0'dır diyebilirim evet gençler devam a pozitif tam sayı olmak üzere 10 üzeri 3 a kare artı 6 artı 1'in karesi sayısının ...rakamlarının toplamı bize sorulmuş. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Şimdi gençler... ...ben öğrencilerime hep şu şekilde anlatırım... ...bir soru çözümleri falan yaparken... ...derim ki eğer bir soruyu çözerken senden çok genel bir şey istiyorsa... ...ya o genel bir şeyi de düşünebilmek... ...oldukça senin için zor oluyorsa... ...o halde şunu düşün derim ben ona... ...bunu küçüklerine göre düşün... ...tamam yani olabildiğince küçük sayılar için düşün... ...ve o genellemeyi kendin yarat... ...derim... Ee, ...bu her daim işinize yarar... ...mutlaka işinize yarar... ...şimdi gelin böyle bir şey yapalım... ...mesela burada gençler... ...3 a kare artı 6 demişiz ya... E ...şimdi şöyle düşünelim ben eğer... ...burası 1 olsaydı... ...ben buna 1 eklersem 11 gelir... ...karesini alırsam da 121 gelir... ...eğer bu onun kuvveti 2 olmuş olsaydı... Onun karesine 1 eklersem 101 yapar. Şimdi 101'in karesini alacağım değil mi? 101'in karesini almak demek 101 ile 101'i bir güzel çarpmak demek. E hocam burası 101 yaptı. Şurası 000 0, 0 oldu 0 çarptığım için. E bir tane daha 101'imiz vardı. Şimdi ben bunları toplarsam eğer 1 0 2 0 1 gelir. Ki burası da 1 0 2 0, 1 olacağını söyledik daha sonrasında 10 üzeri 3'e bakalım hadi sizle beraber. 10 üzeri 3'e 1 eklersem 1001 olacaktır ki ben bu seferde de 1001'in karesini alacağım. Sıkılmayın. Güzel sonuçlar ortaya çıkarır her zaman böyle şeyler. Şimdi bir kere 1001 zaten 1001 yapar. 0'la çarparsam zaten bir dolu sıfırım olacak. Bir daha sıfırla çarpacağım. Yine sıfırlar gelecek. Ve bir kere daha 1 ile çarparsam da yine 1001 geleceğini görürüm. Topladığım takdirde 1002 001 yapar. Yani bunun da sevgili arkadaşlarım ne olacakmış? 1002 1002 001 olacakmış. E tamam güzel. Şimdi hep bu şekilde devam edeceğiz değil mi? Hep bu şekilde devam ettiğimiz takdirde şöyle düşünelim. Hocam bir kere onun burasına ne gelirse gelsin. Burası 1'in sonunda bir sürü 0 olacak. 1 eklediğim takdirde hep 101, 1001, 101, 1001, 1001, 1 milyon 1, 10 milyon 1, 100 milyon gibi sayılar olacak. Yani bir önünde 0 olan, bir de başında 0 olan, pardon, bir önünde 1, bir, bir de sonunda 1 olan, ortasında bir dolu 0 olan sayılar olacak. Ben bunların karesini aldığım takdirde de hep şu, şu ilkinin son basamağıyla sonuncusunun birinci basamağı hep 1 bir geldiği için burası 2 gelecek. Burada 1 ve burada 1 geri kalan bütün rakamların 0 olacak. Madem öyle bunun da rakamları toplamı 4. Bunun da öyle, bunun da öyle. O halde bunun da rakamlarının toplamının 4 olması gerektiği aşikardır gençler. Devam edelim bir diğer soruyla. XXYY sayısı 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Y, X'in 2 katı olmak üzere y y sayısı aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tam bölünemez diye sorulmuş. Şimdi e, y x'in 2 katıydı unutmayalım. Yani y eşittir 2 x'ti. Mesela ben burada şöyle bir şey düşünsem. Kesinlikle tam olarak bölünemez demiş ya. Ben şunu düşünsem abi. E, 11 ile bölümünden kalanı merak etsem. 11 gözüme çarptı direkt. Mesela burada nasıl yapıyordum ben? Y'den y'yi çıkardım 0. X'den eksi çıkardım 0. 0 ile 0'ı topladım 0 geldi. 11'in katı olduğu için bu sayı 11'e tam bölünür. Bölünemez'i soruyordu. Bir kere e şıkkı gitti. Bölünür yani. Peki rakamları toplamıyla alakalı kurallarım vardı. Rakamlarını toplarsam 2x artı 2y gelecektir. Aynı zamanda ben y'nin 2x olduğunu bildiğim için y gördüğüm yere 2x yazarsam burası 4x gelir. Toplarsam da 6x gelecektir. 6x toplamı x bir rakamken 6x 3'e tam bölünür. 3'e tam bölüneceği için de b de olur diyeceğim. E şimdi y dediğimiz sayı x'in x gibi bir rakamın 2 katıysa gençler e madem öyle çifttir. Y çift olduğuna göre 2'ye de tam bölünür diyeceğiz. Şimdi 17 mi 19 mu buna bakalım. Hocam bunu da anlayabilmek adına şöyle bir şey yapılabilir bak. Çözümlersek eğer biz bu sayıyı şurada 1000 tane x artı 100 tane x artı 10 tane y ve artı bir tane daha y olur. Şu kısım 1100 tane x'i verirken burası da 11 y'yi verir ve ben 11 parantezin alacak olursam 100 x artı y gelecektir. Ki göründüğü üzere bu sayı artık x, x, y, y sayısına eşitse 11'in de bir katıdır. 11'e zaten bölündüğünde buradan söylemiştik bir daha ispat etmiş olduk. Peki devamında ne yapabiliriz? Hocam şunu yapabilirsin. Y sayısı, y sayısı zaten hali hazırda x'in 2 katı değil miydi? Evet o zaman ben buraya 102x diyemez miyim? 102x ile 11'i çarpınca bu sayıya eşit oluyor. Tamam 102 dediğimiz sayı 6 kere 6 kere 17 midir? Yani ben bu sayıyı 17 çarpı 6 çarpı x biçiminde yazamaz mıymışım? Çarpı 11'imiz var bir de. O halde gençler kimse kusura bakmasın bu sayı 17'nin katıysa 17'yi de tam bölünür. Bölünemediği sayı 19'muş deriz. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Yine çok güzel bir soruyla daha karşı karşıyayız n bir doğal sayı olmak üzere 10 üzeri n artı 2 eksi 64 bölü 9 doğal sayısının rakamları toplamının 63 olduğu dile getirilmiş. Buna göre n kaçtır diye soruluyor gençler. Şimdi yine çok genel bir ifade. Biz bu ifadeyi özele indirgeyelim. Daha basit örneklerle sonuca ulaşmaya çalışalım. Mesela burada n bir doğal sayıydı. Ben şuradaki n artı 2'nin onun karesi olduğunu yani n'nin 0 olduğunu düşünecek olursam. Yüzden 64'ü çıkarıp 9'a bölmem de beklenir benden. Ki 100'den 64 çıkarsa 36 olur. 36'yı 9'a böldüğüm takdirde de burası 4 gelecektir. Aynı şekilde eğer ki n 1 olursa 1000 olacaktı. 1000 eksi 64 bölü 9'a bakalım ne gelecek cevabımız. Şimdi ben 1000'den 64'ü çıkarırsam eğer 936 gelecekti. Bunu da 9'a bölecektim. Şuradaki 36 fix demek ki. Yani çünkü zaten sonu 0-0 olduğu için 64 çıkınca 36 kalacak zaten. 36'nın içerisinde 9, 4 defaydı onu lütfen unutmayalım. Bir de şuraya baktığımız zaman çözümlemeden 900'ü 9'a böldüğümüz zaman 100 gelir. Yani burası da ne gelecekmiş? 104. Şimdi eğer N2 olursa burası 10.000 olacaktı. 10.000'den 64'ü çıkarıp 9'a bölecektim. Bu da bana neyi verir biliyor musun? 9936'yı verir ki ben bunu 9'a böleceğim şimdi. 36'nın içinde zaten 4 defa olduğu aşikardı. 9900'ü 9'a bölersem 1100 gelir. 1104 yapar hocam bu da. He, şimdi dur. Dur. Ya hocam ben şuna 04 desem olur. Yani ha 4 demişin, ha 04 demişin. Şimdi dikkat et. Bak burası 04, burası 04, burası 04 iken neler oluyor? Hep 1 ekliyorum. 2 tane 1 oldu. Diğerinde 3 tane 1 olacak, diğerinde 4 tane 1 olacak demek ki. Bu şekilde gidiyor. O halde şunun rakamları toplamı kaç? Güzel kardeşim? 4. Bunun rakamlar toplamı 5. Bunun rakamlar toplamı 6. Bu şekilde devam edecek ki 63'e kadar devam etmesini devam etmesi gerektiğini biliyoruz biz. Şimdi ben burada neyi kaç seçtim? 0. Neyi kaç seçtim? 1. Neyi kaç seçtim? 2. 2 seçince 6 çıktı. 1 seçince 5 çıktı. Yani 4 fazlası mı çıkıyor hep? 0 seçince 4 çıktı. E ne seçersem 63 çıkar o zaman? 4 fazlası 63 olan sayı. Yani neyi kaç seçmem gerekiyormuş? 59. O halde cevabımız da 5 hakkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Sağlam ve güzel bir soruydu. Şimdi devam edelim. Bir sonraki sorumuzda bu sayfadaki son sorumuz aynı zamanda. A, B, C, D ve E pozitif tam sayılarıyla ilgili sayılarının e, hiçbirinin pozitif tam bölen sayısı 2 değildir. Yani bu ne demek? Pozitif tam sayı pozitif tam sayı bölen sayısı 2 olan sayılar asal sayılardı. Demek ki A, B, C, D, E'den hiçbiri asal değilmiş. Bu sayılardan seçilen herhangi iki sayı aralarında asalmış. Yani herhangi iki tane sayı seçtiğim zaman da aralarında asal olacakmış. A, B, C, D, E en az kaçtır diye soruluyor. En az kaçtır diye sorulduğuna göre aralarında asallıkta biliyorsun bir sayısının yanına ne yazarsam yazalım. Arasında asal oluyordu zaten. Demek ki ben en küçük sayıyı artık bir seçebilirim. Ama mesela sayılardan hiçbirini iki seçemem. Çünkü asal değilmiş. Değil mi? Asal değil. Pekala iki seçemiyorum madem. Üç seçeyim. E üç de asal. O zaman dört seçerim. Ya kimse kusura bakmasın. Dördü ben seçerim abi. Şimdi dördü seçtim. Dört asal değil. Bir tane de çift seçmem... Ee benim için iyi olacaktı. Çünkü en az diye sorulmuş. Pekala. Şimdi 5 seçebilir miyim? Ama bak 4'ü seçtim ya bir daha çift sayı seçemem ha. O zaman aralarında asal olmaz. 5'i seçemem asal çünkü. 6'yı seçemem çünkü 4 ile aralarında asal değil. 7'yi seçemem çünkü asal. 8'i seçemem çünkü 4 ile aralarında asal değil ama 9'u seçerim. 9'u seçtim. Sonra 10'u seçemem. 11'i seçemem. 12'yi onu da seçemeyeceğim. E şimdi düşünüyoruz abi 13, 14, 15 bu şekilde gidecek yani. Kaçı seçerim biliyor musunuz? ...25'i seçerim. O zamana kadar da hiçbir şeyi de seçemem. Tamam Çünkü sevgili arkadaşlar... ...dikkat ettiyseniz asalları es geçtiğimiz için... ...çiftleri de es geçiyoruz. Doğal olarak asalları da es geçiyoruz. Geriye kalan sayılar hepsi aralarında asal olması için... ...burada hep sayılarımızın kareleri gelmek zorunda artık. 2'nin karesini seçtim ya... ...artık 2'nin karesinden sonra 4'ün karesi, 6'nın karesi zaten seçemeyeceğim için... 1'in karesi, 2'nin karesinden sonra artık asalların karesi. Bak 3'ün karesi, 5'in karesi. Demek ki E'yi de kaç seçeceğim? 7'nin karesi seçeceğim ki hepsi aralarında asal olsun. Pekala işte bunların toplamı bize sorulmuş. En az sorulmuştu. En az da bu gelir. 49'a 1'i topladım 50. Şöyle yaptım 75. 4 daha 79. 9 daha 88 yapar. Cevabımız da C şıkkı olur diyebiliriz. Evet. Gençler daha sorumuz var. Merak etmeyin. Daha 3 sayfa daha sorumuz var ki toplam 5 10 15 tane daha soru var gençler. Merak etmeyin dedik ya öğreteceğim ben size bu işi. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bir diğer sorumuza beraber bakalım. Şimdi bu soruda hemen bir düzeltme yapalım. Sorunun kökünde bir düzeltmemiz var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi as asal sayı olamaz diye soralım. As asal sayı değildir diye soralım. Tamam mı? Asal, asal sayı değildir diye soralım. Tamam, güzel. Şimdi gençler, sorumuza bakalım. Bir ABC 3 basamaklı sayısının rakamlarından herhangi birisi silindiğinde kalan iki rakamın soldan sağ oluşturduğu iki basamaklı sayı da asal sayı oluyorsa böyle 3 basamaklı sayılara as asal sayı denir. Mesela 197 sayısını düşünelim. 1'i silersem 97 kalıyor. 9'u silersem 17. 7'yi silersem 19 kalıyor. Bu sayıların hepsi asal sayı olduğu için 197 de as asal sayıdır diyebiliyoruz. Pekala. Hangisi as asal sayı değildir diye sorulmuştu. 137'ye bir bakalım. 1'i <laughs> sildim 37 kaldı. 3'ü sildim 17. 7'yi sildim 13 kaldı. Hepsi asal demek ki bu as asaldır. Devam edelim B ile. 431'de 4'ü sildim 31 kaldı. 3'ü sildim 41, 1'i sildim 43 kaldı. Hepsi asal olduğu için bu da bir asasaldır. 173'te 1'i sildim 73, 7'i sildim 13, 3'ü sildim 17. Hepsi asal olduğu için bu da bir as asaldır. 719'a geldim 7'i sildim 19, 1'i sildim 79 ve 9'u sildim 71 geldi. Hepsi asal olduğu için bu da bir as asaldır. Demek ki cevap E'ymiş E'ye de beraber bakalım. 9'u sildim 71 asal. 7'yi sildim 91 ve 1'i sildim 97 geldi. 71 ve 97 asalken 91 asal değildir ki asalların içerisinde de en çeldiricisidir 91 asal mı değil. Arkadaşlar 13 kere 7 91 olduğu için asal değildir. O halde doğru cevabımız da E şıkkıdır deriz. Devam edelim. Bir diğer soru. A, 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 A 4 basamaklı bir sayıdır. Buna göre bu sayının tam bölenlerinin sayısı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi tam bölenlerinin sayısı en çok kaçtır diye sorulmuş ya. Ben şöyle düşünsem bunu. Mesela bu A çarpı 1111 midir? Değil mi? A çarpı 1111. Şimdi bu 1111 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlar. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. A çarpı 1100 artı 11 diyebiliriz. Değil mi? Ve bunu da a çarpı 11 parantezinde 100 artı 1 biçiminde yazabiliriz. Bu da a çarpı 11 çarpı 101'in ta kendisidir. Doğru mu yanlış mı? Valla bence doğru. Mis gibi açtık. Güzel çarpanlar ayırma oldu. 101 asaldır. 11 asaldır. Şimdi o zaman 11 üzeri 1, 101 üzeri 1 dedim. E ben bunların şimdi tam bölenlerinin sayısını nasıl bulacağım? Üstlerini bir artırıp çarpacağım ya. Üstlerini bir artırıp çarparken de şunu düşünebiliriz. Ee, ben burada 1'i 1 artırdım 2, 1'i 1 artırdım 2. Bir de çarpı 2 demem gerekiyor. Değil mi? Çünkü tam e, bölenleri demiş ya negatifler de var işin içinde. Çarpı bu A'dan gelecek olan ne var? Şimdi A'nın bir rakam olduğunu biliyoruz. Çünkü sayıyı oluşturan bileşenler bunlar. A bir rakam. Hangi rakamın hangi rakamın Pozitif tam bölen sayısı daha fazlaysa veya tam bölen sayısı daha fazlaysa o rakamı seçmemde daha büyük fayda var. Çünkü en çok kaçtır diye sorulmuş. Peki şimdi rakamları düşünelim. 9 seçsem, seçsem 3'ün karesi olur. 2'yi 1 artırırsam 3 gelir. 9'un 3 tane. 8 seçersem 2'nin küpüdür. 3'ü 1 artırırsam 4 gelir. Değil mi? Ve 6'yı seçersem mesela örnek veriyorum. 2 kere 3'tür ya. 1 artırdım 1 artırdım ne geldi 2 İki kere 2'den yine 4 geldi. Demek ki bir rakamın maksimum 4 tane tam böleni oluyormuş. O zaman 8 tane de 8 tane tam böleni oluyormuş. 4 tane pozitif tam böleni var. Demek ki sevgili arkadaşlarım ben burayı a'yı örnek veriyorum. 2'nin küpü seçersem 3'ü 1 artırırım. Bir de çarpı 4'lerin cevapta bu olur. Şurası 8, burası 4 çarparsam 32 gelir. Demek ki cevabımız da B şıkkı olur deriz. Ve devam. Bir diğer sorumuz. X sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı Y'dir. X sayısının pozitif tam bölenlerinin çarpma işlemine göre terslerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi herhangi bir sayı düşünelim tamam mı? Yani bu da genellemeli bir soru ya. Ee, bu sorular da çok tatlı ve çok güzel sormuşum ha. Şimdi <laughs> hepsi benim sorularım bu arada arkadaşlar bunlar. Bir tane bile farklı yayından bir soru yok. Hepsi tamamı kendi yazdığım sorular. Aklınıza bulunsun. Şimdi Genellemeli soru ne dedik? Özele indirgeyerek yapalım. Mesela örnek veriyorum 8 sayısını düşünelim. 8 sayısını düşünecek olursam 8 sayısının pozitif tam bölenleri nelerdir? 1 var, 2 var, 4 var, bir de 8 var. Doğru mu? Şimdi bunların toplamı 1 artı 2 artı 4 artı 8 bana 15'i verir. Bu cepte. Güzel. Şimdi gençler 1, 2, 4, 8 topladık 15 tamam. Buna y diyorum. Yani 15'e y dedim x'imiz de burada 8'de unutmayalım. Diyor ki x sayısının pozitif tam bölenlerinin yani 1'in, 2'nin, 4'ün ve 8'in çarpma işlemine göre terslerinin toplamı. Yani 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8'den kastı bu. E tamam güzel o zaman ben bunların paydasını eşitlerim. Mesela bunu 8 ile bunu 4 ile bunu 2 ile bunu da 1 ile genişletip topladığım takdirde 8 artı 4 artı 4. 2 artı 1 bölü alt kısımda 8'imiz olur. Üst taraf 15 alt taraf 8 mi oldu? Aa bir dakika ya dur. 15 ve 8'i zaten biliyorduk. 15 y idi. 8 de x'ti. Dolayısıyla y bölü x bana cevabı verebilir. Doğru cevabımız c şıkkı olur sevgili gençler. Güzel soruydu. Devam edelim bir diğer sorumuzda. Yukarıdaki tabloda bir x sayısının soldan sağa doğru pozitif tam sayı bölenleri artan sırada yazılmış arkadaşlar. Pekala buna göre A kere B bölü C işleminin sonucu soruluyor bize. Şimdi bir kere zaten en sola 1 yazacağım kesin. Yani bir kere pozitif tam bölenlerden bahsediyoruz da 1 yazmadan olmaz ki. 1 her sayıyı bölüyor zaten bir kere. 1 yazdım. 2 e, de varmış. 2 ile 4 arasında zaten 3 olduğu için buraya da mecburen 3 yazacağım. Tamam çok güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4'e bölünüyorsa bir sayımız bizim. E, burada gençler ben... 2 ile 3'e bölünüyorsa 6'ya da tam bölünür mantığıyla A'yı 6 seçerim. 2'ye ve 4'e bölünüyorsa 8'e de tam bölünür. Hemen 6'dan sonra 7'yi kabul etmeyeceğim için çünkü tüm bölenleri bu kadarmış. 12'den büyük bir tane böleni varmış. O zaman B de 8 olur. Şimdi demek ki 3'e ve 4'e bölünüyorsa 12'ye de bölünür mantığıyla burası 12 var. Ve artık 12'den sonraki bölenimiz ne olur? Ona bakacağız. 4'e bölünüyorsa bak 4'e bölünüyorsa ve ayriyetler hatta ve hatta 4'ü geç 8'e bölünüyorsa ve ayrıyetten 3'e bölünüyorsa ben buraya giderim 24'ün ta kendisi seçerim güzel kardeşim. Şimdi 16 da yazabilir miydik hocam? Soru bu. 16'da yazabilir miydik hocam? 16'yı sen buraya yazarsın da bu tablonun daha devam etmesi gerekirdi. Niye? Çünkü sayı 3'e bölünüyor ya. 48'e falan da bölünür o zaman. Çünkü 3'e bölünüyor, 16'ya bölünüyor, 48'e de bölünür. Ama bizim tablomuz aha burada bitmiş. Yani 12'den büyük bir tane böleni varmış. O zaman bu gençler 16 değil, 24'ün ta kendisidir. A ile B'yi çarp demiş. A'yı 6 bulduk. B'yi 8 bulduk. Bunu da git C'ye yani 24'e böl demiş. 6 kere 8 48 yapar. Bunu da 24'e bölecek olursam doğru cevabın 2'den başkası olmadığını görürüm. Doğru cevap B'ydi gençler. Devam. Pozitif tam sayılar kümesi üstünde. Px diye bir şey tanımlanıyor. Bu x'in pozitif tam bölen sayısı anlamına geliyormuş. Ve şuraya da şöyle dalgalı Px koymuş. Dalgalı Px de X'in asal olmayan pozitif tam bölen sayısı. Hmm, tamam. Buna göre içeriye bakalım. Şu işlemi sonucu kaçtır diye sormuş. P120. Önce buna bakalım tamam mı? P120 ne demektir? 120'nin tam bölen sayısı. Ben 120 sayısını 5 üzeri 1 çarpı 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 biçiminde ifade edebilirim. Pozitif tam bölen sayısını nasıl bulurum? 1 artırırım 2. 1 artırırım 4. 1 artırırım, 2 derim. Çarparsam 16 gelir. Yani içerisi kaçmış şurası? 16. Güzel. Şimdi bir de burada P120 var. Yalnız P120'nin başında dalgalı var. Yani dalga var. <laughs> dalga P dalgalı P diyelim. Tamam, güzel. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu gençler 120 sayısının asal olmayan pozitif tam bölenleri. Şimdi 120'ye bakıyorsun. 5, 2 ve 3 diye asal bölenleri var. E 16 tane pozitif tam böleni varken 3 tanesi asalsa demek ki bu kısım 13'ün ta kendisiymiş. 3 tane asal olduğu için onları saymıyorum. Peki şimdi geldim buraya. 16 sayısının asal olmayan pozitif tam bölen sayısı. 16 sayısı bir kere 2 üzeri 4'tür. Üstünü bir artırırsam 5 tane pozitif tam böleni vardır. Ama ama 2 asal olduğu için o 5 tanesinden 2'yi yani bir tanesini çıkarırım. Bu taraf 4 gelir. Burası 4 oldu. Artı geldim sağ tarafa. 13 sayısının pozitif tam bölen sayısı 13 asal olduğu için 2'dir. Burası da 2'ymiş. 4 de 2'nin toplamı 6 yapar. Cevabımız da D olur deriz. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi artık bu sayfanın da neredeyse sonuna geldik. Bunu da çözelim. Devam. A, B, C birbirinden farklı olmak üzere. Naz A sayısını A üzeri B, B üzeri C, C üzeri A biçiminde asal çarpanlara ayırmışsın. Asal çarpanlara ayırdıysa ABC asal. Değil mi? Güzel. Daha sonra bu A sayısının pozitif tam bölen sayısını hesaplamak isteyen Naz sorunun çözümünde hata yaparak sadece üstleri toplayıp sonucu 12 bulmuş. Şimdi üstleri bir artırıp çarpması gerekmiyor muydu? Değil mi? Yani o zaman şöyle mi yapmış Naz? A artı B artı C demiş. Eşittir 12'dir demiş. Ama ne yapması gerekiyordu normalde? A'ya 1 ekleyip B'ye 1 ekleyip C'ye 1 ekleyip çarpması gerekiyordu. Doğru sonuç buydu. Peki nasıl bulması gereken doğru sonuç. Yani burası soruluyor bize. A artı B artı C ben ABC'nin asal olması gerektiğini anlamıştım. Neden? Çünkü demiş ki asal çarpanlara ayırmıştır diyor. Demek ki burada A, B ve C birer asal. O zaman üstteki ABC'ler de aynı ABC'ler olduğu için onlar da asal. Şimdi toplamları 3 tane asalın toplamı nasıl 12 yapar? Buna bakalım bir de. Bak burası 2. Burası 3 etti 5. 7 olursa olur. Değil mi? Başka türlü de zaten gelmez güzel kardeşim. Tamam başka türlü de herhangi bir şey gelmez. O zaman A2, B3, C7 ise örnek veriyorum. 2'yi 1 artırdım 3, 3'ü 1 artırdım 4, 7'yi 1 artırdım 8. Bunların çarpımı 12 kere 8'den 96'yı verir. Demek ki bizim bulmamız gereken doğru sonuç da 96'nın ta kendisiymiş diyebiliriz. Evet bu sayfayı da bitirdik. Bak senle nereleri çözdük? Toplam bak 3,5 sayfa çözüm yaptık. Yaklaşık da 44 dakika bir zaman olmuş. Şimdi 2 sayfa daha çözüyoruz. Yani 10 tane daha soru çözüyoruz. Sonra soru çözümümüz bitecek. Sabret. 10 numara 5 yıldız sorular çözüyoruz. Sabret. Daha bunun arkasına. Daha bunun arkasına bir de bu var. Ödevin. Tamam Bir de ödevin var. Gençler. Buradaki sorular sonu, koruyu sana inanılmaz derecede kavratacak zaten. Onda sıkıntımız yok. Ama. Ama. Bunu da çözersen var ya. Temel kavramlardan soru moru kaçırmazsın bak. Vallahi billahi kaçırmazsın. 10 numara 5 yıldız bir tekrar olur senin için. Başladın pes etme. Başladın devamını getir. Tamam. Dönemin başından beri 10 tane kamplara başlayıp da 10 farklı kampa başlayıp yarım yarım bırakan sen değil miydin? Devam et. 90 günden az kaldı devam et. Devam et gençler. Devam edin. Haydi bakalım. Ben de devam edeyim. Sorularımı size çözeyim. Ne diyor soruda? ABC'yi sırala demiş. Hadi bakalım sıralayalım. Neler yapacağız bir bakalım gençler. Şimdi. Şimdi. Ya ben bunlara baktığım zaman e, ne görürüm? Önce bunu düşünelim. Şimdi hepsinde 50 faktöriyel var. O, kesin. Mesela şurayı ben 70 faktöriyeli 70'ten 69 çarpı nokta 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 51'e kadar yazıp 50 faktöriyel derim çarpı bir de 30 faktöriyel derim. Tamam. Burada her fikir miyiz? Güzel. Şimdi geldim buraya. 50 faktöriyelim zaten var. Yanında da 50 faktöriyel var. Tamam. Bir de geldim buraya. 50 faktöriyel çarpı 100'den 51'e kadar olan sayıların çarpımı. Şimdi güzel kardeşim bak. Ben şunu düşüneceğim. Burada 50 faktöriyelim var benim. Burada da 50 faktöriyelim var. Burada da 50 faktöriyelim olduğu için geriye kalan kısımları kıyaslamaya çalışırım. Tamam mı? Bir kere şurada 30 faktörün içerisinde 30 tane çarpan var. 30'dan 1'e kadar. 70'ten 51'e kadar olan sayıların çarpımının içinde de 20 tane sayı var. Toplam 50 tane sayı var yani burada çarpılması gereken. Bu 50 tane sayı da 70'ten 51'e kadar bir çarpıyoruz. Bir de 30'dan 1'e kadar çarpıyoruz. Tamam böyle bir sayımız var. Şimdi geldim buraya. Burada direkt 50'den 1'e kadar olan sayıları çarpıyoruz. Şimdi ikisinde de aslında şöyle bir durum var o zaman. Orayı da hatta ben size şöyle yazayım. Bu da 50 faktöriyel çarpı 30 faktöriyel çarpı 50'den 31'e kadar olan sayıların çarpımı diyelim. O zaman burayı da 50 faktöriyel çarpı 30 faktöriyel çarpı 100'den 31'e kadar olan sayıların çarpımı diyelim o zaman tamam mı? Şimdi bak 50 faktöriyel çarpı 30 faktöriyel 50 faktöriyel çarpı 30 faktöriyel 50 faktöriyel çarpı 30 faktöriyel hepsinde oluştu bir güzel Şimdi diğerlerini düşüneceğim. Ne var burada? 70'ten 51'e kadar olan 20 tane sayının çarpımı. Burada 50'den 31'e kadar olan sayıların çarpımı. Burada da 100'den 31'e kadar olan sayıların çarpımı. Artık hangisinin daha büyük olduğu anlaşılmıştır diye umuyorum. En büyük C'ymiş arkadaşlar. Çünkü ta 100'den 31'e kadar geliyor. En büyük C. C'yi şöyle büyük yapalım. Sonra 50'den 31'e kadar mı? 70'den 51'e kadar mı? Tabii ki de 70'den 51'e kadar sayfam kaydı kusura bakmayın. O halde A daha büyüktür ve bu da B'den daha büyüktür. Yani BAC küçükten büyüğe doğru cevabımız sevgili arkadaşlarım A şıkkıydı dedik. Ve devam ediyorum bir diğer sorumuzla. Bu soruyu ilk defa yazdığımda videosunu çekerken 4-5 kere başa sarmıştım. İnşallah bir daha başa sarmam. Hadi bakalım tek seferde. 3 arkadaş bilye sayılarıyla ilgili şu bilgileri veriliyor. Bir tan diyor ki ha bir tan hakkında Birkan'ın bilye sayısını bir tan diyor ki Birkan'ın bilye sayısını 12'ye bölersem kalan 11 oluyor. Şimdi dur bir dakika. Ben bunları yazacağım abi. Birkan şöyle Birkan yazdım buraya. Tamam mı? Diyor ki bir Birkan'ın bilye sayısını 12'ye bölersem kalan 11 oluyor. O zaman 12'nin katından 1 eksiktir diyebilirim ben bir Birkan'ın bilye sayısına sonuçta. Kalan 11 oluyorsa aslına bakarsan 12'nin katından 1 eksiktir. Şimdi bir kan ne diyor? Bir hanın diyor. Bir hanın. Bilye sayısını 4'e bölersem kalan 1 oluyor. Yani 4'ün katından bir fazlaymış o zaman. Ve bir de bir han da diyor ki bir tan hakkında. Bir tan. Ne diyormuş? Bir tanın bilye sayısını 3'e bölersem 1 kalanını veriyor. 3'e bölersem 1 kalanını veriyor. Güzel. Buna göre bir tan, bir kan ve bir hanın bilge sayıları ile alakalı 3 tane öncül var hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi diyor ki bir tan ve bir kanın sayıları toplamı 3'ün katıdır. Hemen toplayalım. Bir kan ve bir tan. Bu ikisini toplarsam 12k-1 artı 3a artı 1 yapar artı 1 ile eksi 1 gider. 3 parantezinde 4k artı 1 yazabildiğim için 3'ün katıdır. 3'ün katıdır demişti zaten bize. Birinci öncülümüz doğru. Devam. 2'ye bakalım. Birhan ve Birtan'ın bilgi sayıları toplama 2'nin katıdır. Şimdi Birhan şu. Birtan bu. İkisini diyor toplarsak diyor. Ne gelir diyor? 2'nin katı gelir diyor. Toplayalım. 4T artı 3A artı 2. Şimdi şurası 2'nin katı. Burası 2'nin katı ama ben A sayısı tekse. A sayısı tekse. 3A da tektir. Dolayısıyla 2'nin katı olmak zorunda değildir. Yani 2 gitti. Geçtim 3'e. Bir kan ve bir hanın bir kan hangisi? Şu. Bir han hangisi? Bu. İkisinin diyor bilgi sayıları toplamı 4'ün katıdır. Toplarsam artı +1 ile eksi -1 gider. 12k da 4'ün katı. 4t de 4'ün katı demek ki toplamları 4'ün katı olur. Yani cevabımız 1 ve 3 olacakmış. Yani cevap C şıkkında verilmiş gençler. Oh, tek attık. Güzel. Devam gençler. Tersten okunuşu kendisine eşit olan sayılara palindrom sayılar denir. 2017 olması gerekiyor zannediyorsam. 2017'de Böyle bir soru çıkmıştı ÖSYM'de. Palindrom kelimesini ilk defa o zamanlar duymuştuk. Örneğin 123.321 tersten oku 123.321. 121 tersten oku 121. Palindrom sayılardır. Buna göre 3 basamaklı palindrom sayılardan kaç tanesi 3 ile bölünür ama 5 ile bölünmez diye sorulmuş. Şimdi 3 basamaklılar ABA biçiminde mi? Evet hocam. 5 ile bölünmesi için bir sayının son basamağı ya 0 ya da 5 olması lazım. 0 olamaz. Niye? Çünkü burası da 0 olması lazım. O zaman A kesinlikle 5 olanları eleyeceğiz. 5 ile bölünmez demiş ya. 5 olanları bizim elememiz lazım. Buraya da kaç tane sayı yazabilirim ben? Hocam 0'dan 9'a kadar alayını yazarım buraya ben. 0'dan e, 9'a kadar yazıyorsam o zaman kaç tanedir? 10 tanedir. Yani istemediği durum 10 tane mevcut. Tamam 10 tane istenmeyen durum var. Şimdi 3 basamaklı palindrom sayılardan kaç tanesi 3 ile bölünür demiş ya. 3 ile bölünür. Ama istemediği durum ha bir de bunlardan 3 ile bölüne, bölünebilenleri 3 ile bölünüp 5'e bölünenleri de çıkarmamız lazım. Tamam güzel dur şimdi orada. Şimdi bak demişti ki 3 basamaklı palindrom sayılardan kaç tanesi 3'e bölünür ama 5'e bölünmez diye sorulmuştu. O zaman ben burada 10 tane sayımız var ya bu 10 tane sayının içinden gençler 3'e bölünenleri çıkarmam gerekiyor. Çünkü 3 ile bölünür ama 5 bölünmez dediği için yani 3 ile bölünenleri sayacağız biz öncelikle. 3'e bölünür 5'e bölünmez. O zaman şöyle düşünelim mi en başından? Şurası 3'e bölünenlerin kümesi olsun. Şurası da 5'e bölünenlerin kümesi olsun. Tamam mı? Bizden istenen yer şu kısım. Hatta bunu şöyle tarayalım. Boyama yapalım. Bizden şurası istenmiyor mu gençler? Değil mi? 3'e bölünen ama 5'e bölünmeyen. Tamam güzel. O zaman biz bunun üstüne yürüyelim. 3'e bölünenleri önce çıkarmak daha mantıklıydı sanırım. 3'e bölünenleri bir düşünelim. A, B, A sayılarından. 3'e bölünmesi için rakamlarının toplamının biliyorsunuz 3'ün katı olması lazım. 2A artı B'dir bunun rakamları toplamı. A kesinlikle 0 olamıyordu. Onu mutlaka dile getirelim. Şimdi A ve B diyelim şu şekilde. A 1 olursa 3'e bölünecek ya. A 1 olursa. B sevgili arkadaşlarım şurası 2 artı B 1 olabilir. A 1 olursa A 1 olursa burası 2 olacak ya yine 2'nin üstüne hani ne eklersem daha başka 3'ün katını elde ederim. E, tabii ki hocam A 1 olursa 2'nin üstüne 3 oluyor 3 olabiliyordu 3 daha eklerim yani B'yi 3 fazlasını alırsam 4 e, bu da kabul. O zaman B başka ne olabilir burası 1 iken tabi ki de 7 olabilir başka da çıkmaz. Peki A 2 iken A 2 iken hocam burası 4 olur 4'ün üstüne ben 2 eklersem Burası 2 ise yine 4'ün üstüne 5 eklersem 2 iken 8 olabilir. Bir tane bulduk ya 3'er 3'er ekleye ekleye gideceğiz arkadaşlar. Tamam olay bu. Peki şimdi A 3 iken burası 6 olur. O zaman B 0 olabilir. 3 iken 3 olabilir. 3 iken 6 olabilir. 3 iken 9 olabilir. Başka devam. A 4 iken A 4 iken B kaç olabilir? Şimdi burası 8 oldu ya 8'in üstüne 1 eklersem 4 4 eklersem. 4 7 eklersem olur. Daha sonrasında yine 5 iken diyeceğim ama bu 5'leri saymayacağım. Güzel. Böyle daha mantıklı oldu. Bak iyi ki yapmışız. Niye 5'leri saymayacağım? Çünkü burası 5 iken burası da 5 olacak ya mecburen 5'e bölünecek. Tamam mı? Mecburen 5'e bölünecek. Dolayısıyla ben A'nın 5 olduğu durumu almayacağım güzel kardeşim. E şimdi burası 6 olursa burası 6 olursa 2 A 12 olur. 12'nin üstüne 0 koyarsam 3 koyarsam, 6 koyarsam ve 9 koyarsam 3'ün katı olacaktır. 7 olursa A ve B. A 7 olursa burası 14 olacağından 14'ün üstüne ne eklersem 3'ün katı olur 1. 7 olursa 4 olur, 7 olursa 7 olabilir. 8 olursa burası 16 olacak. 16'dan sonra 2 fazlası 18 3'ün katıdır. 8'e 5 olur, 8'e 8 olur. Değil mi? Sonra devam. Eğer ki Aa çok kaydı özür dilerim. Şuradayız. Hı. Hm. Tabletten yazıyorum. O yüzden biraz kayabiliyor gençler. Kusura bakmayın. A9 olursa artık son safa. A9 olursa burası 18 olur. Ve doğal olarak burası 0. 9'a 3, 9'a 6 ve 9'a 9 olabilir dedim. Şimdi burada kaç tane varsa onu sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane olabilirmiş. Cevabımız da E şıkkıymış gençler. Devam. Bir sonraki soru. Özdeş 5 tane plaka aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Buna göre oluşan ABCD dikdörtgenini de biçimindeki plan en az kaç tanesiyle kare şeklinde bir plak elde edilir? Şimdi hocam bu plakların bir tanesinin bir kenarına ben bir dersem burası da bir, burası da bir, burası da bir olacağı için bu plaklardan bir tanesinin uzun kenarı 4 olacaktır. E burası birken burası 4 ise demek ki burası da kaçmış? E, 20 değil 5'miş. Şimdi biraz düşüncem sesimden önce gitti. Burası 4, burası 5 iken ben bu dikdörtgen plakları yan yana getireceğim en az kaç tanesiyle kare şeklinde bir plak elde edilir? Ne yapıyorduk birleştirirken? E e ekok yapıyorduk değil mi? Güzel. 4 ile 5'in ekoku kaçtır? 20'dir. Demek ki benim oluşturacağım kare 20'ye 20 olacakmış. 20'ye 20. İçine de bunlardan yerleştireceğim. O halde alanına bakalım. 20 çarpı 20'dir. Bunun alanı neydi? 4 kere 5'tir. Büyük alanı küçük alana bölersem kaç tane yerleştireceğimi bulurum. 20'yi 4'e böldüm 5. 20'yi 5'e böldüm 4. 5 kere 4 20'yi verir. Cevap da 5 hıkkıdır diyebiliriz. Ve... Ve bu sayfadaki son sorumuz. Buna göre demiş bu örüntüde 205. sıradaki şekilden sonra gelecek 3 şekil sırasıyla hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada SML harflerini görüyoruz. 3'te bir tekrar var gibi duruyor. Lakin 3'te bir harflerde tekrar var. Şekillere bakacak olursak şekillerde 2'de bir tekrar ediyor. Kare daire, kare daire, kare daire, kare daire. O zaman şekillerde 2'de 1. Harflerde 3'te 1 tekrar varsa ortak katını alıyorsunuz. 6'da 1 tekrar vardır diyorsunuz ki dikkat edin gençler. Bakın buradaki L'den sonra kare S, kare S, daire M, daire M, kare L, kare L. 6'da bir tekrar var. O halde 205. sıradaki soruluyorsa 205'i ben giderim 6'ya bölerim. 3 defa vardır 18'dir. Çıkardım 2. 25'in içinde 4 defa vardır. 4 kere 6 24'tür. Çıkardım 1 gelir. Yani 205. sıradaki şekil birinci şekille aynı şekilmiş. Yani 205. sırada bu şekilde S yazıyormuş. Peki diyor ki bundan sonra gelen 3 şekil sırasıyla hangisidir? Bundan sonra yuvarlak M gelir. Yani şurasıdır gençler. Şurasıdır. M, L, S ama daireyle başlayan. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur diyebiliriz. Ve artık son sayfamızdayız arkadaşlar. Son sayfayı da beraber bir el atalım. Hadi bakalım bir EBOB-EKOK sorusu. Başlayalım soruya. Bir saatte olmak üzere ama yapacak bir şey yok. 5 tane soru kaldı sabret. İlk bölüm bu kadar uzun. Tamam temel kavramlar bu kadar uzun. Diğerleri bu kadar uzun sürmeyecek. Devam. X ve Y aralarında asal 2 doğal sayıdır. Tamam. EKOK'ları da bu X ile Y'nin EKOK'u EBOB'larından 47 fazlaymış. E şimdi güzel kardeşim bak Bunlar aralarında asal demiş sana. Değil mi? Aralarında asal diyor. şimdi bunlar aralarında asalsa ebopları kaçtı? E 1'di. 1 ile 47'nin toplamı 48 yapmaz mı? Yapar. Demek ki bunların ekoku ekok x'ye eşittir kaçmış? 48. Tamam şimdi aralarında asal sayıların ekokları nasıl bulunuyordu? Sayıların çarpımına eşit oluyor. Demek ki sayıların çarpımı 48 olacak. Bu kadar. Tamam. Şimdi 48 ne ile neyin çarpımı hocam? 1 ile 48'in çarpımı mı? Evet hemen şuraya yazalım. 1 ile 48'in çarpımı. Başka 2 ile 24'ün çarpımı. Başka 3 ile 16'nın çarpımı. Başka hocam 4 ile 12'nin çarpımı. Başka başka ya yani sadece aralarında asal onları da yazabilirdik değil mi? 6 ile 8'in çarpımı. Başka hocam artık geriye döndük. 8 ile 6'nın çarpımı dedikten sonra artık geriye döndük. Devamını yazmayacağım. Çünkü zaten x artı y toplamış. İstersen y artı x bul. Sıkıntı yok. Şimdi 1 ile 48 aralarında asal mı? Evet. Ama 2 ile 24 değil. 3 ile 16 aralarında asal ama 4 ile 12 değil. 6 ile 8 değil. Demek ki ya 1'e 48 olabiliyor ya da 3'e 16 olabiliyor. Ya da bunların tam tersi ama bunların toplamı sorulmuş. Cevap ya 49 şıklarda arayacağım sayı ya da 3 ile 16'nın toplamından 19. Hangisi var? 19 cevap C'dir. Devam ediyoruz diğer soruyla. 0 .02, 0 0.02 0.002 falan filan toplamış x artı yet kaçtır diye soruluyor. Bak güzel kardeşim 0.02 0 0 0.002 0.0002 Ben bunları bu şekilde toplarsam 0.00002. Bunları nokta 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 koyalım. Toplarsam eğer 0.0'ı koydum. Hep 2 2 2 gelecek dikkat ettiysen. Yani burası 0.02 2 devredenmiş. Şimdi Y'ye baktığım zaman da Y'leri toplarsam eğer 0 0 0.5 0 0.05 0.005 0.0005 e bunları topladığımız zaman da 0.5555 gelecek. Yani 0.5 devreden olacak bu da. Şimdi x ile y'yi topla demiş ya. 0.5 devredenle 0.02'de 2 devredeni toplayacağım. E hocam şurası zaten 5 bölü 9'du değil mi? Artı. Buraya baktım. 2 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Yani ben burayı 10 ile genişleteceğim. 10 genişletirsem üst taraf 52 alt taraf 90'ın ta kendisi olur. 2 ile sadeleştirirsem de 26 bölü 45 bana cevabın ta kendisini verir. Yani cevap C'ymiş gençler. Evet sabredin demiştim çünkü artık son sayfamız ve son 3 tane sorumuz kaldı artık bu sorudayız. Bakalım beraber soruya hadi bakalım. Aşağıda en fazla en tane leplebi sığabilen 3 tane özdeş tabak ve bu tabakların leplebilere göre doluluk oranları verilmiş bize. Emine Birinci tabaktaki leplebilerin bir kısmını üçüncü tabağa dökerek üçüncü tabağı doldurmuş. Birinci tabakta kalan leplebileri ise ikinci tabağa dökmüş arkadaşlar. Buna göre son durumda ikinci tabağın doluluk oranı kaçtır diye soruluyor. Bak güzel kardeşim. Şimdi diyor ki birinci tabaktaki leplebilerin bir kısmını üçüncü tabağa dökmüş ya. E bunun 1 bölü 5'i boş değil miydi? 4 bölü 5'i doluysa 1 bölü 5'i boştur. Ve buradan buraya almış. Sonra buradan da Birinci tabakta kalan leblebileri de ikinci tabağa dökmüş. Kalanları buraya döküyor. He o zaman dur. Ben şöyle derim güzel kardeşim. Hiç kesirle mesirle uğraşmayacağım. Diyeceğim ki 1 bölü 4, 1 bölü 3, 4 bölü 5. Hepsinin paydasına bakıyorsun. 5, 3, 4. 3, 4, 5. Ortak katını 60. O zaman ben bir tabağın tam hacmine 60V derim. 60V ise bunun 1 bölü 4'ü doluysa 15V'si doludur. E bu da 60V o zaman 1 bölü 3'ü 20V'si doludur. E hocam bu da 60V 4 bölü 5'i yani 5'e böleceğim 4 çarpacağım 48V'si doludur. E şimdi güzel kardeşim bunun bu kadarı doluysa 12V'si boştur. Buradan buraya 12V aktardım. Elimde sadece 3V kaldı. Kalanları da buraya koyarsam 23V'nin ta kendisi olmuş oldu. Son durumda ikinci tabağın kaçta kaçı doludur? 60'ta 23'ü yani cevabımız B şıkkı olacaktı deriz. Ve gençler sağ üst taraftayız. Ne diyor sorumuzda bir bakalım hadi. Güzel soru ha. Soru bu arada 40 soru serisi TYT matematik video soru kitabından. Bu soru buradan yani. Diğerlerin hepsi farklı kitaplarımdandı ama bu soru 40 soru serisinden. Onur aşağıdaki en satır ve 7 sütünden oluşan tabloda mavi renkli kutuya bir sayı yazıp tablo üzerinde sadece sağ ve aşağı hareket ederek turuncu renkli kutuya ulaşmış. Yani burada sağ sol sağ sol yapa 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 buraya kadar gelmiş. Tamam mı? Belki biraz daha sağ yapmış. Belki de böyle inmiş yani. Tamam mı? ama sağ ve sağ, aşağı hareket ederek sağ ve aşağı hareket ederek turuncuya kadar gitmiş. Onur'un yaptığı bu işlem için aşağıdakiler biliniyormuş. Aşağı yönlü yaptığı her harekette bir önceki kutuya yazdığı sayının 4 fazlasını yazarken sağ yönlü yaptığı her harekette bir önceki kutuya yazdığı sayının 4 eksiğini yazmış. Onur'un mavi kareye yazdığı sayı M. Buraya M yazmış. Turuncu kareye de T yazmış. Ve T ile M'nin mutlak değeri, farklarının mutlak değeri 72'ymiş. Buna göre N sayısının rakamları toplamı soruluyor. Şimdi gençler. Şöyle yapacağız n sayısının e, demişti değil mi? Şuradaki n sayısı. N tane satır var ya satır sayısını bul rakamları toplamını bul demiş bize. Şimdi ben şöyle derim hocam. 7 tane sütunum vardı benim. 7 tane sütun varsa buradan buraya 1 harekette geçtim. 2 hareket 3, 4, 5, 6 harekette geçerim. Ve sağa doğru yapılan hareketlerde biz ne yapıyorduk arkadaşlarım? Sağa doğru yapılan hareketlerde 4 eksiğini alıyorduk. Yani ben M 4, 6 defa sağa doğru hareket edeceksem 6 kere 4'ten m eksi 24'ü şuraya yazmam gerekiyor. Şimdi bu tarafa doğru ineceğiz. İnerken de artırıyoruz ve farkları ne geliyor? 72. E şimdi ben buradan çıkarsaydım m eksi 72 t'ye eşit olarak bulsaydım t ile m'nin farklarının mutlak değeri 72 olurdu okay. ama çıkarmıyorum ki ekleyeceğim. Yani benim burada neyi elde etmem gerekiyor? M artı 72'yi elde etmem gerekiyor. Ve dörder dörder ekleyerek gideceğim. O halde ben bundan bunu çıkaracak olursam 72 artı 24'ten 96'yı verir. Dörder dörder ekliyorsam 4'e bölerim. Ve derim ki 96'yı dörde bölersem 24 gelir. Bu ne demek biliyor musun? 24 defa sayıyı değiştireceğim aşağı doğru inerken. 24 defa değiştiriyorsam bak dikkat et. 6 defa değiştirince 7 sütun oluşuyordu. O zaman 24 defa değiştiriyorsam 25 tane satır vardır ve bu satırın numarası 25'tir. Yani ne? 25'miş. Bunun rakamları toplamı sorulmuş. Doğru cevap 7'den başkası değildir güzel kardeşim. Evet. Ve son sorumuz artık. Şekilde 2 küp yardımıyla bir ayın bütün günlerini gösteren bir takvim vardır. Sarı küpün yüzeylerinde 0 1 2 3 4 5 ve mavi küpün yüzeylerinde 0, 1, 2, 6, 7, 8 yazmakta. Ve 6 ters çevrilerek 9 olarak da kullanılabilmekte. Pekala. Şekilde bir ayın 19. günü gösterilmektedir. 19. gün. Tamam güzel. Günlere göre gerektiğinde iki küpün yeri değiştirilmekte olduğuna göre aşağıdaki günlerden hangisinin gösterimini yapılmak için bir önceki gündeki küplerin yerleri kesinlikle değiştirilmiştir diye soruluyor. Şimdi bir önceki günleri de düşünmemiz lazım. Bir önceki gün 01'dir, 08'dir, 21'dir, 25'tir ve 28'dir. Şimdi yerlerinin değişmesi gerekiyorsa bir diğerinde olan sayıyla bir diğerinde olmayan sayı lazım ki yerlerini değiştirelim. E güzel. Şimdi şöyle düşünelim. Birinci grupta 0, 1 sarının üzerinde 0, 1, 2 3 4 5 var. Mavinin üzerinde de 0 1 2 6 7 8 var. Tamam mı? Şimdi şöyle düşünelim biz. Şöyle düşünelim. 6'yı 9 olarak kullanabiliyoruz bu arada. Şimdi 0 1'i yazmak istiyorsam şöyle yazabilirim mesela. 0'ı buradan, 1'i buradan. 0 2'yi yazmak istiyorsam gene 0'ı buradan, 2'yi buradan kullanabilirim. Yani herhangi bir küpün yerini değiştirmek zorunda değilim. Doğal olarak bu gitti. 0-8'i yazmak için bunu kullanırken, 09'u kullanırken 0 9 içinde 6'ya uğramam gerekiyor. Çünkü 6'yı ters çeviririm 9 yaparım. Gene küplerin yerlerini değiştirmemiş oldum. Yani bu da gitti. 21'i yazarken şu şekilde yazabilirim. 22'yi yazarken de aynı küpler dururken sadece ikincisinde 2 yaparım. Yani bu da gitti. 25'i yazarken gençler şurayı silelim. 25'i yazarken bak buradan 2'yi 5'i yazamam. Dolayısıyla buradan 2'yi buradan 5'i kullanırım. 26'ya geçeceğim zaman mecburen buradan 2'yi buradan 6'yı kullanmak zorundayım. Yani küpleri yer değiştirmek zorundayım. Cevap D'ymiş. 28 ve 29'a da bakalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. 29'u 28'i yazmak için şu 2 ile şu 8'i kullanırım. 29'u yazmak için de bu 2 ile bu 6'yı kullanırım. 29 olur. Yani bu da gitti. Cevabımız D şıkkı olacakmış. Ve seninle beraber var ya müthiş bir iş başardık. Çünkü 5 burada, 5 burada 10. 5 tane burada hatta burada 6 taneymiş. 16. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34 tane soru çözdük. Ve bu şimdi 34 tane sorudan sonra sevgili arkadaşlarım size ödevim. Aha burada elimin altında duruyor bak. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından hemen bak. Açıyorsun. Şu i̇lk başlarda ne var? Temel kavramlar, temel kavramlar, işlem becerisi var sevgili arkadaşlarım. Bu iki konuyu mutlak surette bitiriyorsun. 80 tane soru var. Hepsi ÖSYM tarzı. Bak buradaki soruların içerisinde konu kavrama soruları falan da vardı biliyorsun. Ama bu kitabın içerisindeki soruların hepsi tamamı ÖSYM tarzı sınavda karşına böyle çatmadanak çıkacak soru tiplerinden yani. Anlatabildim mi? Ve inceleyip sık doku dokuduğum yaz e, inceleyip sık dokuyarak yazdığım sorulardan. Ha, tamam. Oldu işte şimdi. Evet, gençler. Mutlaka bu ödevlerimizi de yapıyorsunuz ve bu kamp bittiğinde artık bizim TYT, AYT problem gibi herhangi bir derdimiz kalmamış oluyor. Evet, gençler. Sonraki videomuzda artık görüşürüz diyelim kampın ikinci videosunda daha doğrusu ikinci gününde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.